Parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Venedik, Sestayer adı verilen 6 bölgeye ayrılmış ve evlerin sayısı sokağa değil ilçelere göre numaralanmış. Eğer gideceğiniz adresin yolunu herhangi bir anıta veya meşhur bir yere yakınlığını vesaire bilmiyorsanız adresi bulabilmeniz neredeyse imkansız. 2 numaralı cümle birin devamı niteliğinde, 1 ve 2 numaralı cümle anlamca birbiriyle ilgili düşüncenin akışını bozmuyorlar. Aslında postacılar bile teslim edecekleri paketin adresini bulmak için sıklıkla şehir rehberi kullanıyormuş. Venedik'te bir adresi bulmanın ne kadar güç olduğuna dair bir örnek ifade. Dolayısıyla 2'nin devamı şeklinde. Bu nedenle 5'te denmiş ki bu nedenle, yani Venedik'te adres bulmanın evlerin numaralandırıldığından ya da numaralanma şeklinden dolayı çok zor olması nedeniyle Venedik Belediyesi herkesin şehrin haritasına erişebileceği bir sayfa hazırlamış ve bir yerden bir yere rahat ulaşılmasını sağlamış. 5 numaralı cümle 3'ün devamı. Burada zaman zaman televizyonlarda, gazetelerde yerine ulaştırılamayan mektupların yıllar sonra ortaya çıktığıyla ilgili haberlere rastlıyoruz sözü düşüncenin akışını, anlatımın akışını bozuyor. Çünkü bu söz 3'ün devamı değil, bu sözden sonra 4 uygun düşmüyor. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda midemiz neden guruldar sorusunun açıklaması karışık cümleler halinde verilmiştir. Buna göre numaralanmış cümleler aşağıdakilerden hangisi gibi sıralanırsa sorunun açıklaması anlamlı bir bütün halinde verilmiş olur. Midemiz neden guruldar? Bir sıralama sorusu, paragraf oluşturacağız. Bu durumda ilk cümleyi belirlemek önemli. İlk cümle bağımsız cümledir, kendisinden önceki anlatıma gereksinim duymaz ve gönderici ifadeler içermez. Bu bağlamda düşündüğümüzde vücudumuz için gerekli enerjiyi vücudumuza giren besinlerden elde ederiz sözü giriş cümlesi olmalı. Çünkü bu cümlede kendisinden önceki bir anlatımı gerektiren herhangi bir ifade yok. Sonra 4 gelecek. Ne dedi? Vücudumuz için gerekli enerjiyi vücudumuza giren besinlerden elde ederiz. Besinleri vücudumuz için kullanışlı hale getirmekse ağızda başlayıp anüste sona eren sindirim sistemimizin görevidir. 3'te deniyor ki bu süreçte, yani süreç dediğine ağızda başlayan ve anüste sona eren sindirim sürecinde besinler parçalanır, besinlerin emilimi gerçekleşir. Sonra 1 gelecek. Sindirim sisteminde yer alan mide ve bağırsaklar besinlerin sindirilmesi için sürekli olarak kasılıp gevşediğinden bir hareketlilik oluşur. Daha sonra ne gelecek? 5 gelecek. Besinlerin sindirimi sırasında ortaya çıkan sıvı ve gazların hareketi de mide gurultusu dediğimiz sese neden olur. 5 numaralı cümlede sürekli kasılıp gevşiyorlar sindirim sistemimizdeki organlar. Bu sırada da mide gurultusu ortaya çıkıyormuş bu hareketlerle. Çünkü neden? Çünkü ortaya çıkan sıvı ve gazların mide gurultusuna neden olduğu söyleniyor. En sonda da ne yer alacak? 5 yer alacak. Bu durumda cevabımız 2, 4, 3, 1, 5 şeklinde olmalı. Yani C seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? Türkiye'de polisiye romanın ilk örnekleri çeviri yoluyla girmiştir. Türkçe'de ilk polisiye 1881'de Ahmet Munif'in Fransız yazar Pension de Terrail'den Paris Faciaları adlı tercüme ettiği romandır. Birin devamı gibi görünüyor normalde. İlk örnekleri çeviri, sonra ilk bu çeviriden söz edilmiş. Ancak 3 numaralı cümlede diyor ki 19. yüzyılın ikinci yarısında edebiyatımız yerli romanla tanıştığı gibi polisiye romanla da tanışır. İkinci cümledeki yargıyı söyledikten sonra üçüncü cümledeki yargının söylenmesinin bir anlamı yok. Çünkü o zaman düşüncenin akışı bozuluyor. Önce yüzyılda
diğer romanla tanıştığı gibi, yani reyerli romanla tanıştığı gibi polisiye romanla da tanışır. Tanıştıktan sonra ancak ilk polisiye roman örneği şudur diyebiliriz. İlk polisiye roman örneği şudur deyip daha sonra bununla 19. yüzyılın ikinci yarısında tanıştı diyemeyiz. Onun için 2 ile 3 yer değiştirecek. O zaman düşüncenin akışı bozulmuyor. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Boş bırakılan yerden sonraki cümle oysa diye başlıyor. Oysa düşüncenin farklı bir yöne evrildiğini gösteren bir ifadedir. Halide Edip Adıvar, Kurtuluş Savaşı'na katılmış bir yazar. Savaşı bütün acısıyla, üzüntüsüyle yaşamış ve ateşten gömleği 1992 yılında sıcağı sıcağına yazmış. Burada Halide Edip Adıvar'ın romanını, Kurtuluş Savaşı ile ilgili romanını savaşa katılmış biri olarak yazdığı ve ateşten gömleği sıcağı sıcağına savaşın içerisinden yazdığı, kendi tecrübeleriyle, tanıklıklarıyla yazdığı vurgusu var. Demek ki bundan önceki cümlede Kurtuluş Savaşı ile ilgili romanların Halide Edip'in burada anlatılan özelliğinin dışında bir anlayışla ya da bir yöntemle yazıldığı söylenecek ki oysa diyerek başlanacak. O zaman Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan romanların çoğu bu savaşı yaşamayanların araştırmalara dayanarak yazdıkları romandır. Bakın, yaşamayanların araştırmalarıyla yazdığı romanlarmış Kurtuluş Savaşı üzerine yazılanların çoğu. Oysa Halide Edip bunu yaşayarak yazmış. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sayıp dökmelerden yararlanılmış. Sayıp dökmek bir konu, bir nesne, bir varlık, bir kavramla ilgili çeşitli özellikleri arka arkaya sıralamadır. Burada da mesela Artvin üzerinden kıvrılıp Kars'a kadar devam eder bu yaylada şenlikler. Her yaylanın kendine has dokusu, iklimi, otu, çiçeği, insanı sayıp dökülmüş bu farklılıklar. Yine yayladan yaylı ineklerin kafalarına takılan süslü örmeler, keçilerin çanları, yayla evlerinin mimarileri değişir. Değişik cümle türleri kullanılmıştır. B seçeneği de doğrudur. Örneğin bu cümlenin yüklemi vardır. Bu bir isim cümlesi. Devam eder. Bu bir fiil cümlesi. Gördüğünüz gibi yükleminin türüne göre farklı cümleler. Bunlar aynı zamanda kurallı cümle. Başka devrik cümlemiz var mı? Ona bakalım. Çalınan kemençe havalarıyla ayrılır yaylalar, birbirinden ayrılır yüklem. Mesela bu da yüklem sonunda olmadığı için devrik cümle, dolayısıyla değişik cümle türleri var. Alıntıya yer verilmiştir deniyor. Bu yanlış. Bize verilen metinde herhangi bir şekilde alıntı yok. Karşılaştırma yapılmıştır. Bu da doğrudur. Yaylalar birbiriyle karşılaştırılmış çeşitli yönlerden. D seçeneği de doğru. Birden çok duyuya seslenen ayrıntılar var. Bu da doğru bir bilgi. En başta görme duyusuyla ilgili ayrıntımız var. Başka hangi duyuyla ilgili ayrıntılarımız var? Onlara bakalım. Yine çalınan kemençe havasıyla ayrılır yaylalar birbirinden. Burada hava sözcüğü, kemençe havası, yani ezgisi, ezgi ne ile algılanır? İşitme ile ilgili. Algılanır görme ve işitme karşımıza çıktı. Yine bunun dışında görme duyusuyla ilgili ayrıntılar söz konusudur dedik. Bu da doğru bilgi. Cevabımız C seçeneğidir. Bir açık oturumda bu soruları soran bir eleştirmen aşağıdakilerden hangisine açıklık getirmektedir? Sorumuz ne? Orhan Kemal fabrikalarda çalışmak zorunda kalmasaydı işçilerin ya da işçilerden söz açan hikayelerini, romanlarını yazabilir miydi? Bu soru neyi gösteriyor? Sanatçıların yaşamları, yaşam koşulları, onların yazdıkları ürünlerde, edebi eserlerde, hikayelerde, romanlarda etkili olmuştur. Yani aslında Orhan Kemal'i bu tür hikayeleri yazmaya yönlendiren nedir? Kendi yaşamıdır
çalışma koşulları. Halikarnes balıkçısı Bodrum'a sürgüne gönderilmeseydi deniz emekçilerini, yaşam kavgalarını ve sorunlarını anlatan romanlarını nasıl yazacaktı? Yine bu soruya göre Halikarnas balıkçısının deniz emekçilerini, kavgalarını, sorunlarını yazmaya yönlendiren de onun Bodrum'a sürgün gönderilmesi. Yani yine onun yaşam koşulları. O zaman yaşamında oluşan koşullar sanatçıyı yönlendirmektedir. Buna açıklık getiriyor bu sorular. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçadan sözcüklerle ilgili numaralanmış yargılardan hangileri söylenebilir? Gösterdiği eşyanın hayalini göz önünde canlandırır. Bu doğrudur. Yazılı ve sözlü işaretlerle göz önünde bulunmayan her şeyi göz önüne getirebilir. Ağaçları konuşturabilirsiniz demek. Göz önüne getirmek, hayalini göz önünde canlandırmak demektir. Bir doğrudur. İstenç dışı koşullanmaya yol açar. Bu da doğru. Neden? Çünkü diyor ki, kendiliğinden çalışan bir şartlı refleks mekanizması dolayısıyla, şartlı refleks mekanizması istenç dışı koşullanmayı ifade eder. 2 de doğrudur. 3'e bakalım. Kişiler arası iletişimin sağlıklı kurulmasını sağlar. İletişimin sağlıklı olmasıyla ilgili bir ifade yok. Yani sözcüklerin insanların iletişimde sağlıklı bir iletişim kurduğunu ve bunu etkilediğini, bunu sağladığını vurgulayan, ifade eden bir söz kullanılmamış. Dolayısıyla 3 söylenemez. Söylenebilir olan soruluyor. O da C'dir. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada tanıtılan sanatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir? Yazdıklarıyla gelecek kuşaklara seslendiğinden söz edilmiş. Arkada bıraktığı eserler asırlar sürecek bir çoğaltının gür sesi olarak geride kaldı. Asırlar sürecek bir çoğaltının gür sesi olabileceğine göre gelecek kuşaklara sesleniyor demektir. Yine gençleri, bu topraklarının gençlerini devam edecektir. Neye devam edecek? Aydınlatmaya. Gelecekte de aydınlatacak o zaman. Devam edecekse A seçeneği doğrudur. Düşüncelerini yazı ortamında sergilediğinden bundan söz edilmiş. Diyor ki, Mehmet Niyazi yazı hayatı boyunca sözlerini sessiz bir şekilde satırlarına, kitaplarına döktü. O zaman düşüncelerini, sözlerini yazıyla ifade etmiş. Satırlara döktüyse kitaplara döktü demiş. O zaman yazı ortamında sergilediği ifadesi doğrudur. Nesnel kanıtlanabilir bilgiler verdiğinden bundan söz edilmiş. Çünkü diyor ki yazdığı eserlerle ilgili, tarihin köşe taşı olarak kalacak bu topraklarda. Yani eserler tarihi anlatan eserler. O zaman bunlar nesnel ve kanıtlanabilir bilgiler içerir. Tarihi anlatan eserler. D seçeneği de doğru. Yapıtlarının etkileyici nitelikler taşıdığından bundan da söz ediliyor. Çünkü geride bıraktığı eserler, yazdığı eserler asırlar sürecek bir çoğaltının gür sesiymiş ve olmaya devam edecekmiş. Bir gür ses ifadesi etkileyici olduğunu gösterir. 2. Asırlar sürecek, yani kalıcı olan eserlerdir. Kalıcı olan eserler de etkili eserlerdir. Bütün bunlardan biz E seçeneğini çıkarıyoruz. Bütün yapıtlarında aynı yönteme başvurduğundan, bir yapıtları da yapıtların hangi yöntemle yazdığından söz edilmiyor bu parçada. 2. Burada söz edilen bütün yapıtlarından aynı yöntemi işlediğinden de ya da aynı yöntemlerle onları oluşturduğundan da söz edilmiyor. Dolayısıyla bu yargı söz edilmeyen bir bilgi içermektedir. Cevabımız B seçeneğidir. Yazarın bu parçayı yazmaktaki amacı aşağıdakilerden hangisidir? Yazar bu parçayı bir konuda bilgi vermek için yazmıştır. Peki hangi konuda bilgi vermiştir? 1975'te ekonomistlere göre yaşam süresini uzatan zenginliktir. Yani zenginlerin yaşam süresi uzamaktadır. Fakat 1980'li yıllarda yapılan araştırmalarda okur yazarlığın ciddi bir etkisi olduğu ortaya konmuştur. Herhangi bir ülkede
eğitimli insanlar daha uzun yaşamaktadırlar. Yani 75'li yıllardaki görüş 80'li yıllarda yapılan araştırmalarla değişmiştir. Yazarın amacı bilinen bir gerçeğin zaman içinde değiştiğini anlatmaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Müzenin arşivinde bulunan görsellerin hepsi mi, bir bölümü mü kullanımı açılıyor? Evet, bu sorunun cevabı vardır. Koleksiyondaki toplam görsel sayısı ise 450 bine yakın. Tablolardan heykellere, eski fotoğraflardan arkeolojik buluntulara kadar müze arşivinde yer alan hemen hemen tüm parçaların görselleri paylaşılanlar arasında yer alıyor. Bu cümle bu soruya cevap olarak verilebilir. Kullanıma açılan görsellerin netlik düzeyi nedir? Evet, bu görsellerin yüksek çözünürlüklü fotoğraf olduğu iki yerde dile getirilmiştir. Müzede sergilenmeyen parçalara ziyaretçilerin ulaşma imkanı olacak mı? Evet, bu sorunun da cevabı vardır. Üstelik hali hazırda müzede sergilenmeyen parçaların da yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını arşivde bulmak mümkün. Müzedeki açık kullanım alanlarında bizi ne tür bir sanat yelpazesi bekliyor? Evet, bu sorunun da cevabı bulunmaktadır. Günümüzden 5000 yıl öncesine kadar uzanan çok sayıda esere ev sahipliği yapmaktadır bu müze. Heykel, tablo, eski fotoğraflar, arkeolojik buluntular, birçok eser bulunmaktadır. Müze ile ilgili bilgi almak için göz atabileceğimiz bir iletişim adresi var mı? Evet, bir iletişim adresinden söz edilmediği için bu sorunun cevabı yoktur. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Boş bırakılan yerden hemen önce parçanın yazarı bir yazarla ilgili bilgi vermektedir bize. 2001 senesinde Varlık Dergisi'nde Palahniuk'la yapılan bir röportaja rastlamıştım. Kurmaca mevzuna takmıştı kafayı. Yazdığı romanların bütünüyle kurmaca olmadığını savunuyordu. Onların nostaljik bir anı defteri, bir hatırlatıcı diye tanımlıyordu. Bakın burada boş bırakılan yerde onun eserlerini neden bütünüyle kurmaca olarak nitelendirmediğiyle ilgili bir ifade olmalı. Kurmacayla ilgili. Kurmaca nedir? Yazarın gerçekliği hayal gücünde tekrar kurgulamasıdır. Palahniuk bunun böyle olmadığını ifade etmektedir. Anlatımın devam eden kısmında da eserlerini hayatından yola çıkarak yazdığını ifade etmiştir. O yüzden onları bir anı defteri, bir hatırlatıcı diye tanımlamaktadır. Bütünüyle kurmaca değil, çünkü yaşanmışlık var. Bununla ilgili cümleyi arıyoruz. Düşüncelerini ve tasarılarını içinde bulunduğu zamanda eleştirilme korkusuyla yazamamıştı. Eleştirilme korkusundan hiç söz edilmemiştir. Ne var ki o zamanlar istediği gibi yazabilme cesaretine henüz sahip değildi. Yazabilme cesaretiyle ilgili bir anlatım yoktur. O zamanlar altından kalkamayacağı bir takım gündelik sorunlar peş peşe gelmiş, onu fazlasıyla yormuştu. Yani böyle bir yorgunluktan, gündelik sorunlardan hiç söz edilmemiş. Ona göre kurmaca bir yapıtın başarısında rol oynayan en önemli yapı taşıydı. Ama eserlerini bütünüyle kurmaca olarak tanımlamıyor. Demek ki bu ifade de getirilemez. Çünkü tanıdığı insanları ve yaşanmış olayları kaleme almayı seçmişti. Gerisi hayal gücüydü. Evet, kendi hayatından İzler taşıdığı için eserleri bütünüyle kurmaca değildir. Boş bırakılan yere getirilmesi gereken cümle bize C seçeneğinde verilmiştir. Altı çizili cümleye göre Palahniuk'un sözü edilen eserinde görülen özellik aşağıdakilerden hangisidir? Evrensellik eserin tüm dünya insanlarına hitap edebilecek özelliğe sahip olmasıdır. Akıcılık anlatımın bir engele uğramadan akıp gitmesidir. Açıklık anlamın açık ve net olmasıdır. Etkileyicilik eserin okuyucu üzerinde etki bırakmasıdır. Öznellik de eserin içeriği ya da üslubu noktasında başka bir esere benzememesidir. Farklılığı ortaya koyabilmesidir. Bunun sebebi yalnızca hayatta dert edindiğim mevzuları ele alıyor olması değildi. Onları daha önce görmediğim bir biçimde aktarabiliyor olmasıydı. Yani benzerini görmediğim bir şekilde aktarmıştır. Farklı bir şekilde aktarmıştır. Kendine özgüdür. Burada öznellikten bahsedilmektedir. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parça iki paragrafa ayrılırsa ikinci paragraf hangisiyle başlar? Bu parçanın birinci cümlesinde
şiire giren her sözcük bilinen sözcük anlamından sıyrılır, kendini bütünün anlamını oluşturmak için feda eder, yani öldürür diye bir düşünce ileri sürülüyor ve birden itibaren 2, 3, 4, 5 ve 6. cümlelerde bu düşünce ileri sürülen bu düşünce açıklanmaya çalışılıyor. Yani şiirde sözcüklerin tek tek değil de bir bütün olarak yeni farklı anlamlar oluştuğu vurgusu var. Ancak 7. cümleden itibaren deniyor ki sadece sözcükler değil şiiri oluşturan her şey. Noktası, virgülü, ses, ölçü, ritim bir bütüne hizmet eder. Buraya kadar, yani 7'ye kadar bir bütüne sözcüklerin hizmet ettiği vurgusu var. 7'den itibaren sadece sözcükler değil şiirdeki her şey bütüne hizmet eder. Şiir bu anlamda Eliot'un dediği gibi kusursuz psikolojik denge anlarının dil ortamındaki sembolüdür diye de bir tanık gösterme, alıntılama yapılmış. O zaman ikinci parçamız 7 numaralı cümleyle başlayacaktır. Cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdakilerin hangileri sözcüklerin şiir olmasında belirleyicidir? Bize verilen parçada sözcüklerin şiir olması için bilinen sözlük anlamından sıyrılıp kendini bütünün anlamını oluşturmak için feda etmesi gerektiğinden ya da feda ettiğinden söz ediliyor. O zaman bütünün kimliğini taşımak, yeni anlama kavuşmak. Bu ikisi söylenebilir. Bütünün anlamını oluşturmak. Bir de 5'te şöyle deniyor. Ne var ki her sözcük artık eski benliğini kaybetmiş, yani eski anlamını kaybetmiş. Bütünün verdiği anlamı kuşanmıştır. Bütünün verdiği anlamı kuşanmak da bütünün kimliğini taşımak anlamını taşır. Bütünün verdiği anlamı kuşandığında o zaman yeni bir anlama kavuşmuştur. Yeni bir anlama kavuştuğunu hem bilinen sözlük anlamından sıyrılma ifadesiyle de karşılayabiliriz. Sese dayalı üslupla öne çıkmak bu yok. Sözcüklerin ses değerinden, müzikalitesinden, musikisinden, ahenginden söz edilmemiş. İmge dünyasıyla etkili olmak, bundan da söz edilmemiş. Cevabımız 1-3 olup C seçeneğidir. Bu metnin anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tanıklıktan yararlanılmıştır. Bu doğrudur. T.S. Eliot'un sözüne yer verilmiş, şair düşüncesini, daha doğrusu parçanın yazarı düşüncesini desteklemek için Eliot'u tanık göstermiştir. Örneklemeye başvurulmuştur. Bu da doğrudur. Nerede var? Sadece sözcükler değil, şiiri oluşturan her şey. Bu her şeyin ne olduğuna örnek sıralanmış. Nokta, virgül, ses, ölçü, ritim vesaire. Bunlar örnektir. B seçeneği de doğrudur. Öznellik ağır basmaktadır. Bu da doğrudur. Şiirde sözcüklerin oluşturduğu anlam ya da şiirde anlamın sözcüklerle nasıl oluştuğu konusunda parçanın yazarı kendi kişisel düşüncelerini ortaya koymuştur. Bunlar kanıtlanabilir şeyler değildir. Dolayısıyla C seçeneği doğru. Olasılık dile getirilmiştir. Bize verilen metinde olasılıktan söz etmiyor. Olasılık bildiren bir yargı yok. Tahmin bildiren bir söz yok. D seçeneği yanlış. Kişileştirme vardır. Bu doğrudur. Şiire giren her sözcük bütünün anlamını oluşturmak için feda eder, yani kendini öldürür. Kendini feda etmek insana özgü bir durumdur. Sözcüklere aktarılmış, insan dışı bir kavram aktarılarak kişileştirme yapılmıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre hiç duyulmamış bir vezin türü üretmeye kalkışırsanız hoş karşılanmaz cümlesi getirilebilir. 3 numaralı cümlede şöyle deniyor. Bu gelenekte aruz vezni vardır, hece vezni vardır. Bu iki vezin grubunun şair doğmadan önce belirlenmiş türleri var. Şairin de işte bu belirlenmişlerden birini seçmesi gerekir. Eğer başka bir vezin bulmaya ya da başka bir vezin denemeye kalkışırsanız bu hoş karşılanmaz deniyor. Neden? Çünkü bunlardan birini seçmesi gerekiyor da onun için. Aruz vezni, hece vezni. Burada bir vezin türü üretmeye kalkışırsanız ifadesi kendisinden önce söz edilen 3 ve 4 numaralı cümlelerdeki aruz ve hece veznine
göndermedir. Bu durumda soru kökünde verilen cümleyi biz 4'ten sonra getireceğiz. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yani dilin tadına, dili oluşturan sözcüklerin şiirine varamamış bir sanatçı yaşadığı günlerin sınırını aşamaz. Yani bir sanatçı eğer kalıcı olmak istiyorsa dilin tadına varmalı, dili oluşturan sözcüklerin şiirine varabilmelidir. Yani dili, sözcükleri doğru kullanabilmelidir. Yazıda kendine hedef koymak yazarı başarıya ulaştırır. Yazarın başarıya ulaşması değildir burada hedef, kalıcı olmaktır. Benzemez olmaya çalışmak sanatçının vazgeçilmez rehberidir. Özgünlük vurgulanmamıştır. Düşünce ve duygular özlüce, etkili bir şekilde biçimlendirilirse güzellik oluşur. Evet, özlü anlatımdan hiç söz edilmemiştir. Uslup kaygısı gütmek yazarın birincil derdi olarak görülmelidir. Evet, yazarın birincil derdi anlatılmamıştır. Sözcükler sanatçının ulaşacağı noktayı belirleyen esas unsurlardır. Yani onu kalıcı yapacak olan sanatçının sözcükleri kullanma becerisidir, dil işçiliğidir. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada Patara ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Tarihine yön veren felakete değinilmiştir. Bizans İmparatorluğu zamanında limanın kumla dolduğundan bahsedilmiştir. Dolayısıyla bu felaket parçada dile getirilmiştir. Alanında başka bir adla anıldığına da yine değinilmiştir. Arkeologlar oraya uyuyan güzel demektedir. Buluntularının zenginliğine de yine değinilmiştir. Her geçen gün heyecan verici başka bir keşifte bulunmaktadır arkeologlar. Yani sürekli buluntular artmaktadır. Bir zenginlik taşımaktadır. Ve Patara'nın tarih sahnesine ne zaman çıktığına da değinilmiştir. Milattan önce 8. yüzyılda kurulduğu bu parçada dile getirilmiştir. Sahilinin etkileyiciliğine değinilmemiştir. Böyle bir güzellik aktarılmamıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada söz edilen yazarla ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bu yazar Narsis gibi kendi eserlerinin esiri olmuştur. Yani onları çok güzel görmektedir. Eleştiriye açık değildir. Her eserinde bir önceki eserini aşarak okurun beklentisini yüksek tutmayı başarmıştır. Hayır, bu şekilde ifade edilemez. Çünkü farklı bir şeyler üretip ortaya koymamaktadır ve böyle bir şey de düşünmemektedir. Anlaşılmama kaygısıyla ilk eserlerini yeniden ele alıp dilini bulunduğu zamana göre düzenlemiştir. Hayır, bu da söylenemez. Çünkü var olan eserlerini bir eleştirmen tavrıyla gözden geçirip değerlendirmeyi aklının ucundan dahi geçirmemektedir. Ona göre eserleri mükemmeldir. Bu sebeple Narsis benzetmesi yapılmıştır. Öz eleştiriye gerek duymayacak kadar eserlerinin ustalık ürünü olduğunu düşünmüştür. Evet, hiç aklının ucundan bile geçmemektedir eski eserlerini değerlendirmek. Yalnız 3 numara doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi acıyı, mutsuzluğu böyle işleyen bir şaire ait olamaz, mutsuzluğunu, üzüntüsünü yüksek sesle söylemez, onları inceden inceye, derinden derine hissettirir. Onun için onu okurken birden sarsılmaz, yüzünüze bir tokat yemiş gibi olmazsınız. O yüreğinizi sessizce delik deşik eder. Yani sizi ne yapar? Etkiler. Etkilemeden bir kere bahsetti arkadaşlar. Tamam. Aklınız, gözünüz ve yüreğiniz o acının odağında buluşur. Yani gerçekçi değil mi? O zaman gerçekçi olduğunu da söyleyebiliriz. Evet. Evimden uzakta, annemden uzak, kimsesiz kalmışım yad ellerinde. Yad ellerinde yani yabancı ellerde. Bir vefa ararım, kalbe dolacak. Gurbetin yabancı, güzellerinde diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım buna. Buna baktığımızda aslında bunu görebiliyoruz değil mi? Evimden uzak, annemden uzak, gerçekçi. Yani aklınız, gözünüz ve yüreğiniz o acının odağında. Bir de burada bir
Ne var? Gurbet, bir yalnızlık teması söz konusu. Gurbetin yabancı ellerinde, gurbet, yalnızlık. Etkileyici bir şekilde anlatmış mı? Evet. Dolayısıyla A şıkkını eliyoruz. Ne yanar kimse bana? Ateşi dilden gayrı. Ateşi dil, gönül ateşi dil. Gönül demektir arkadaşlar. Şöyle. Ateşi dilden özge. Özge dediğimiz şey başka anlamında. Yani bana gönül ateşinden kimse yanmaz demek istiyor. Ne açar kimse kapım bağdı sabadan gayrı. Bağdı sabah burada arkadaşlar hafif hoş bir rüzgar manasına geliyor değil mi? Şöyle rüzgar. Yani burada da gördüğünüz gibi rüzgar dışında kapımı kimse çalmıyor. Bana gönül ateşinden kimse de yanmıyor. Yine burada bir yalnızlığı görüyoruz ve söz sanatlarıyla, çağrışımlarla ne yaptı? Bizi etkisi altına aldı. Gün geldi, saat çaldı. Aranızda verin yer, sararmış biri kaldı. Saatin çalması yine burada bir etkileyiciliktir. Aranızda yer verin, sararmış birinin olması değil mi? Yani yalnızlıktan sararmış birisinin olması. Gördüğünüz gibi burada da etkileyicilik söz konusu, şiirsel imgeler söz konusu ve burada yazar, şair söylemek istediğini inceden inceye söylemiş. Sararmış biri diyerek mesela. Ey unutuş, kapat artık pencereyi. Çoktan derinliğine çekmiş deniz beni. Ey unutuş, kurtar bu gamlardan beni. Burada bir seslenme söz konusu arkadaşlar. Bir aslında isyankarlık, isyan etme söz konusu. Kurtar beni ey unutuş diyerek. Burada bir derinlik ya da bir yalnızlık söz konusu olmadığından cevabım denizli. Garibim. Ne bir güzel var avutacak gönlümü bu şehirde, ne de bir tanıdık çehre. Tanıdık çehre olmadığı için kendini yalnız ve kimsesiz hissediyor burada da. Bunu da eleyebiliriz. Cevabımız Denizli. Bir numaralı parçadan sonra iki numaralı cümleyi yazan yazarın amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bir numaralı parçada yazar bilimsel bilgiler veriyor. Günlük hayatta çevremizi renklendirmek için kullandığımız boyalar ve pek çok organizmaya renk veren pigmentler üzerlerine düşen ışığın bir kısmını soğurur ve bir kısmını geri yansıtırlar. İnsan gözünün algıladığı renklerin kaynağı cisimler tarafından soğurulmayan yansıtılan ışıktır. Bu bir bilgi. Renk oluşumuyla ilgili bir bilgi verilmiş. İkinci parçada ise birinci parçada verilen bilimsel bilgiye örnekler sunulmuş. Bir cisim üzerine düşen beyaz ışıktaki mavi ve kırmızı renkleri soğurup yeşil renge yansıtıyorsa yeşil, mavi ve yeşil renkleri soğurup kırmızı rengi yansıtıyorsa kırmızı görünür. Devam etmiş bu örneği anlatmaya. O zaman birinci parçada verilen bilimsel bilgi ikinci parçada örneklenerek somut hale getiriliyor. Söz konusu bilgiyi, renklerle ilgili bilgiyi, renklerin nasıl oluştuğuna dair olan bilgiyi görünür hale getirmiş. Zaten örnekleme, somutlama, görünür hale getirmek demek. Örnekleme, onu somutlaştırmak demek. Yeşil nasıl oluşuyor? Görünür hale getirmiş buradaki bilgiyi. İşte kırmızı rengin oluşması, siyah rengin, beyaz rengin oluşması onu artık gözümüzde görebileceğimiz bir duruma getirmiştir. Cevabımız A seçeneğidir. Buna göre siyah renkli bir cisimle ilgili numaralanmış yargılardan hangisi kesinlikle söylenebilir? Birinci parçada şöyle deniyordu. Günlük hayatta çevremizi renklendirmek için kullandığımız boyalar pek çok organizmaya renk veren pigmentler. Üzerine düşen ışığın bir kısmını soğurur, bir kısmını ise geri yansıtırlar. İnsan gözünün algıladığı renklerin kaynağı cisimler tarafından soğurulmayan yani yansıtılan ışıktır. Siyah tamamını soğuruyor. Neden? Çünkü hiçbir ışık yansımıyor siyahta. Beyazlar, beyaz ışığın tüm renklerini geri yansıtıyor. Neden? Çünkü hiçbirini soğurmuyor. Hepsini geri yansıtıyor. Siyah hiçbirini yansıtmıyor. O zaman tamamını soğuruyor demektir. Bu durumda tamamını yansıtmaktadır. Bu yanlış. Siyah cisimler üzerine gelen ışığı yansıtmaz. Tamamını yansıtmaktadır. Yanlış. Cisim üzerine düşen görünür ışığın tamamını soğurmaktadır. Bu doğru. Tamamını soğuruyor ki geri hiçbir şey yansıtmıyor onun için. Siyah görünüyor. Cisim üzerine düşen görünür ışığa tepki vermemektedir. Bu yanlış. Tepki veriyor.
tamamını soğuruyor. Cevabımız yalnız 2 olup B seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Kent kültürü evleri sokağa, caddeye açar. Kırk kültürü tarlaya, bahçeye. Kır işleri ağırdır, zahmetlidir, çilelidir kent işlerine göre. Kırsalın insanı gönül birliği, güç birliği, el birliği, hatta kader birliği ederek, yani birlik ve beraberlik içinde tarla bahçe işlerini imece yöntemiyle kotarmış. İmece yöntemiyle işleri kısa zamanda çabukça hallediyorlar. Böylece zorlukların üstesinden kolaylıkla gelinmiş. İmece yöntemine bir kişinin, köydeki bir kişinin işini diğer komşuların, eş dost akrabanın hep birlikte görülmesi, dolayısıyla tarla işlerinin özellikle ekin hasadının vesaire sırayla köyde yaşayan diğer insanlar tarafından hep birlikte yapılması anlamını taşıyor. Güç birliği, gönül birliği, el birliği, birlikten kuvvet doğar anlayışının yansımasıdır. İmeceler anlayışının güzel bir yansıması. Hangi anlayışın? Birlikten kuvvet doğar anlayışının yansımasıdır. Bir oluyorlar, beraber oluyorlar, zor işleri kolaylıkla hallediyorlar. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada imece ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Kent kültürünün bir parçası olduğuna buna değinilmemiş. Kır kültürünün bir parçası olduğundan söz ediliyor. Kent kültüründe imece artık kalmamış çoğunlukla. Bu nedenle A seçeneği yanlış. Hangi amaçla kurulduğuna bundan söz edilmiş. Kır işleri ağır, zahmetli. Bu güç işleri el birliğiyle hep birlikte kolaylıkla yapmak, bu işlerin üstesinden kolaylıkla gelmek için imece yapılıyormuş. Farklı alanlarda uygulandığına bu da doğru. Hangi alanlar? Odun imecesi, fındık imecesi, darı imecesi. Yine B seçeneğinin cevabı olarak imeceler tarla bahçe işlerini yardımlaşarak tez elden bitirmek için kurulmuş yıllarca deniyor. Zorlukları yenmede kolaylık sağladığına bunda da söylenebilir. Zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebilmiş. Neyle? İmece yöntemiyle. Temelinde samimiyet olduğuna buna da vurgu yapılıyor. İyi komşuluk ilişkilerini pekiştiren bir güzellikmiş. Bakın içtenlikmiş. İçtenlik samimiyettir. Öyle en gösterişlisi, en ılımlısı ekin imeceleriymiş bunların. Bütün bunların temelinde ne var? İçtenlik, samimiyet, gönül birliği var. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bu parçada yazar düşüncelerini desteklemek için, kanıtlamak için, somutlaştırmak için sayısal verilere başvurmamıştır. Metinde sayısal veri yoktur. Dolayısıyla C seçeneği yoktur. Karşılaştırma yapılmış. Kent kültürü ile kır kültürü karşılaştırılmış. İmece bakımından dün ve bugün bu kültürlerin özellikleri karşılaştırılarak verilmiştir. Alıntılama yapılmış. Hey imececi, iki koyun bir geçi. İmecenin içinde ben olsam kemençeci. Burada bir türküden alıntı yapılmıştır. Eksiltili cümleye yer verilmiş. Yüklemi olmayan cümledir eksiltili cümle. Kemençenin ritmine uygun kaldırılıp indirilen kazmalar, karşılıklı atışmalar, yakılan türküler. Bu cümlenin yüklemi yok. Dolayısıyla eksiltili cümledir. Öznellik, bize verilen metinde öznellik vardır. Örnek, kır işleri ağırdır, zahmetlidir, çilelidir kent işlerine göre. Burada kent işleriyle kır işleri de karşılaştırılmış. Aynı zamanda burada da karşılaştırma var. Bu kime göre, neye göre? Yazar burada öznel bir değerlendirme yapıyor. Birine göre de kent işleri ağırdır, kır işleri daha kolaydır. Başka öznel ifadeler de var. Cevabımız C seçeneğidir.